Merhaba sevgili seyirciler. Bugünkü konumuz şiddet ve zor kullanma üzerine olacak. Hatırladığım kadarıyla Engels'in zorun tarihteki rolü üzerine yazdıkları var. Bu kitabın başlığı ilk etapta dikkat çekici. Zorun tarihteki rolü. Eğer içeriği okunmazsa tarihte zor kullanmanın geçerli olduğunu, zorla işlerini yaptıranların ancak tarih yapabildiği, zor kullanmayanların tarihten silindiği, dolayısıyla şiddetin toplumsal mücadelelerin vazgeçilmez bir unsuru olduğu izlenimini veriyor. Bunu savunduğu izlenimini veriyor. Halbuki yazıyı okuduğumuzda içeriğinde aslında savunduğu şey zorun tarihteki rolü değil, üretim araçlarının tarihteki rolüdür. Yani tarih boyunca büyük ve köklü değişimler üretim araçlarının değişimiyle olmuştur. Zorun tarihteki rolü ile değil demek istiyor. Siz istediğiniz kadar zor kullanın, şiddete başvurun, toplumu değiştiremezsiniz, sadece bastırırsınız. Geçici olarak dönüşümü ve değişimi ertelersiniz. Sizin zorla ve şiddetle istediğiniz yere doğru değişiyormuş gibi görünürler. Ama bu zor ve baskı üzerlerinden kalktığı an üretim araçlarının gerektirdiği hal, tavır, düşünüş, yaşayış neyse onu yaparlar. Toplumlar ancak bu şekilde dönüşebilirler ve değişebilirler diyor. Üretim araçlarının değişiminin tarihteki rolünü anlatmaya çalışıyor. Peki bu şiddet teorileri nereden geliyor? Özellikle devrimci şiddet teorileri. Hatta geçmişte iyi hatırlarım, belki de onların devamı vardır aynı hatta da olmasa bile. Şöyle bir örgüt vardı. Marksist-Leninist silahlı propaganda birliği. Silahla propaganda. Yani bu biraz daha devrimci şiddet teorisinin felsefi ve örgütsel hale getirilmiş şekline benziyor. Yani toplumda baskı uygulayan güç sahipleri bu baskıları sayesinde ayakta durmaktadırlar. Dolayısıyla halkın gözünün önünde onların güçsüz olduğunu devrimci şiddetle gösterirsek halk onlara değil bize yönelir. Dolayısıyla zalimin iktidarı bu şekilde sona erer. Halkın gözünde onları zayıf düşürmenin şiddet dışında başka bir yolu da yoktur denilerek toplumsal dönüşümünü ve değişimi şiddete bağlayan ve zor kullanma ve şiddet olmadan asla bu işlerin olmayacağını savunan bir teori bile var. Bunun felsefesi yapılmış, teorisi yapılmış ve buna Marksist denli silahlı propaganda birliği denilmiş, devrimci şiddet denilmiş. Ve biraz da yanlış anlaşılarak zorun tarihteki rolü denmiş. Zor olmadan bu işler olmaz denmiş. Çünkü bütün düzenler zorla ayakta duruyor. O zaman biz de bunu zorla yıkmaktan başka yol yok denilerek böyle bir şiddet teorileri geliştirildiğini görüyoruz. Oysa bunların çoğu yanlıştır. Şimdi olayın dini boyutuna baktığımız zaman da bir benzer gelişmenin olduğunu görüyoruz. Mesela Şafii mezhebinin bir içtihadına göre bir İslam devleti komşu bir ülkeye veya dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan bir kafir bir ülkeye bir yıl geçmeden, en az bir yıl geçmeden cihat ilan etmelidir. Yoksa Allah'ın Kur'an'da yer alan cihat emri yerine gelmiş olmaz. Allah yolunda cihat etmeliyiz. İslam'ı yaymalıyız. Yeryüzünden kafirliği yok etmeliyiz. Bunun için de silaha başvurup cihat etmekten başka yol yok diye düşünülüyor bu görüşe göre. Bunun için de barış içerisinde kendi
yerinde, yurdunda yaşamak için sadece bir yıl, bir yılcık uygun görülüyor. En az diyor bir yıl sonra mutlaka bir yere cihat ilan etmen lazım. Şiddet. Şiddetin dini boyutlarını göstermeye çalışıyorum. Sonra deniliyor ki cihat ettiğin ülkeye gidersin ve o ülkenin kralının önce Müslüman olmasını kendisine teklif edersin. Ona üç şart ileri sürersin. Bir, Müslüman ol. İki, haraç ver. Müslüman olmayı kabul etmiyorsan yani bize yıllık haraç yani para ver. Onu da kabul etmiyorsan kılıç. Kılıçla savaşırız. Yerini yurdunu zorla ele geçiririz. Mabedini kendi mabedimiz yaparız zorla. Üç gün yağma hak olur. Karın bizim cariyemiz olur. Kızların da bizim cariyelerimiz olur. Kadınlar da onları götürüp pazarlarda satmama hakkı doğar. Buna mı razısın? Haraç vermeye mi yanaşacaksın yoksa Müslüman mı olacaksın? Müslüman ol, kurtul. Şeklinde böyle teklif götürülüyor. Tamamen şiddet içeren, zor kullanmayı fıkıh haline getirildiğini görüyoruz. Buna fetih fıkhı diyorlar. Kur'an'la hiçbir alakası yoktur. Taban tabana zıttır. Moğol hukukudur. Bizans var, Roma yöntemleridir. Firavun ve krallıkların uyguladıkları yöntemlerdir. İslamiyet bunları ortadan kaldırmak için gelmişti. Fakat bunları kendi fıkhı haline getirildi. Tarih içerisinde. Neyle yapıldı? Kur'an'a karşı devrim yaptılar. Günümüzün tabiriyle. Kerbela'da İslamiyet bitirilip Emeviler, Abbasiler, Selçuklular, Osmanlı İmparatorlukları boyunca Kur'an'a karşı devrim yapılarak İslam bayrağı altında İslam'ı Allah diyerek Allah inancını Kur'an'ı havaya kaldırarak Kur'an'ı çiğnediler ve yok ettiler. Karşı devrim bu demek zaten. Şimdi şu anda işitçilerin savunduğu da buna benzer dini şiddet teorileri içeriyor. Müslüman olmayana kafasını kesme, haraca bağlama, gayrimüslimleri köle yapma, onlara zimmi muamelesi yapma gibi tarihte ortaya çıkmış bir takım uygulamaları İslam zannederek kendi kafalarına göre uyguluyorlar. Şimdi burada da baktığımızda işin özünde şiddetin kutsanmasının yattığını görüyoruz. Silahlı propaganda, kılıçla ülkeleri fethetme, kılıçla hutbe okuma. Bunlar hepsi şiddeti kutsayan yöntemlerden kalma adetler ve geleneklerdir. Oysa Kur'an-ı Kerim'de savaş ve şiddet sadece savunmaya bağlanmıştır. Hiç kimse, evet hiç kimse Kur'an'da savunma olmadan durduk yere başkasına saldırma ve zor kullanma olduğunu gösteremez. Göstermek isteyen varsa buyursun göstersin. Ortaya ayetleri döksün. Ben de onların tek tek cevabını vereyim. Savaş ortamında, savunma ortamında, saldırı sırasında nazil olmuş ayetleri sanki zor kullanmayı ve şiddeti kutsuyormuş gibi ve İslamiyet'i zorla yaymak isteniyormuş gibi müşrikleri nerede vurursanız kafaları uçurun, ateistleri kesin dendiği iddia ediliyor. Böyle bazı sünni ateistler de tırnak içerisinde dillerine vurup pelensek etmişler, dönüp dolaşıp söyleyip duruyorlar. Bunların çoğu Arapça bile bilmiyor. Ne okuduğunun farkında bile değil. Yanlış yürümüş meallerde manalar çıkarıyorlar. Kitabın nasıl okunacağını bilmiyorlar. Nereden ne sonuç çıkaracağını bilmiyorlar. Kur'an nasıl bir kitap olduğunun farkında bile değiller. Ona modern kitap muamelesi yapıyorlar. Bilimsel veriler arıyorlar. Edebiyat da söylenmiş. Etkileme amacıyla semboller, simgeler, imgeler, anlatım teknikleri ve sanatları kullanılarak şiirsel ifadelerle yapılan söylemleri
bilimsel kriterlere vurup sanki burada bilimsel bir açıklama yapılıyormuş gibi değerlendirmelere tabi tutuyorlar. Bunlar çok yanlıştır. Bunları ben hiçbirini tavsiye etmiyorum. Dolayısıyla şimdi Kur'an-ı Kerim'den bir şiddet doğrusu çıkarmak da mümkün değildir. Tarihte zorun rolü olduğunu Kur'an'dan temellendirmek de mümkün değildir. Kur'an'da sadece saldırıldığında cevap vermeye, savunma yapmaya ve savunma amacıyla silahlı mukabeleye ve direnişe izin verilmiştir. Peygamberin Medine'de kurmuş olduğu toplum devlet değil. Peygamberin Medine'de kurmuş olduğu toplum etraftaki kabilelerin çeşitli suretlerle birleşmesiyle 63 kez saldırıya uğradı. Ve orada kurmakta ve neşu neva bulmakta olan, yani gelişmekte, yeşermekte olan ve bölgeye ve diğer kabilelere ve krallıklara, onların hükmettiği ülkelere yansıma potansiyeli, yani devrim ihracı, etrafına yayılma istidadı gösteren bir hareketi daha doğduğu topraklarda, çölün içlerinde gömmek istediler. Ve bu nedenle 63 kez saldırı düzenlediler. Bunların 27 tanesinin direnişine peygamber bizatihi katıldı. Dolayısıyla İslam tarihinde peygamberin savaşları dediğiniz hareketlerin tamamı savunma amacıyla yapılmıştır. Hiçbirisine durduk yere saldırı yoktur. Kabileye gidip Müslüman ol ya haraç var ya da kılıçla kellerini alırım diye bir uygulama asla söz konusu değildir. Kur'an hiçbir yerinde böyle bir şey yazmaz. Saldırırlarsa savunma yapmak hak olur. Kendini savunurken de nefs-i müdafaa ile karşı taraftakini öldürmek de gerekebilir. Bu da nefs-i müdafaya girer. Onun dışında şiddete, zor kullanmaya asla izin yoktur. Sadece suçlular zor kullanarak yakalanırlar. Mesela bir katil lisenin önüne geldi, çocukları taradı. Amerika'da falan oluyor. Şeytan tarikatları var. Hafta bir gün karışmam lazım. Adam öldürmem lazım. Özellikle de genç öldürmem lazım diyen tarikatlar var. Haftada bir kan dökmemiz lazım. Bu bizim hakkımız. İnsan haklarına girer bu. Öldürmemize izin verilmelidir diyenler var. Üstelik bu İslam dünyasında değil. Amerika'da bunları yapanlar var. Şeytan, satanizm tarikatları var. Geldi lisenin önünde taradı. Bu zor kullanarak ya engel olunur, ya üzerine atlanır, ya operasyon düzenlenir, kıskıvrak yakalanıp kelepçeye ya vurulup karakola götürülür. Oradan ifadesi alınıp mahkemeye sevk edilir. Devlet dediğim budur. O esnada, çatışma esnasında falan da silahtan, birisinin silahından bir kurşun çıkıp adamı öldürebilir yani. Çünkü adam eylem yapıyor. Liseyi tarıyor. Şimdi buna karşı zor kullanılabilir. Adalet adına. Suçluları yakalama adına. Bir de kendini savunma adına zor kullanılabilir. Ve şiddete başvurulabilir. Direniş için. Kendini savunmak için. Bunun dışında asla şiddete ve zor kullanmaya izin yoktur. Kur'an-ı Kerim'de müşrikleri gördüğünüz yerde öldürün diye bir ayet yoktur. İnanmayanları nerede bulursanız kafasını uçurun diye bir ayet yoktur. Bunların tamamı palavradır. Bunlarla ilgili olduğu ayet, söylenen ayetlerin tamamı konuyla ilgili değildir. Mesela bir örnek. Saldırganları nereden saldırıyorlarsa oradan kendinizi savunun diyor. Ayetin tam çevirisi böyledir. Müşrik kelimesinin Kur'an'daki anlamını bilmek lazım. Kur'an-ı Kerim kime müşrik diyor? İman edenler ne demektir? Kafirler derken kimi kastediyor? Bunların hepsi terim değeri olan kelimelerdir. Yani Kur'an'ın bir özel kitabın belli kelimelere anlam yüklediği kavramlara terim denir. Herhangi bir kelime değildir. O kelimeyi alır, kendisi ona bir anlam yükler ve kullanır.
sizin o yüklenen anlamla o kavramı anlamanız lazım. Mesela müşrik kelimesi alalade Arapçada ortaklık, şirket Türkçe'de kullanılan şirkettir yani. Ortak demektir. Şerik, bir şeye ortak olan demektir. Adamın dükkanındaki ortağına da şerik deniyor. Ama müşrik, şirk kavramının Kur'an'da özel bir kullanımı vardır ve Kur'an'ın ona yüklediği anlam vardır. Medine'ye saldıranlar müşriktir. Mekke'de halka zulmedenler müşriktir. Kız çocuklarını diri diri gömenler müşriktir. Tefeci bezirganlar, halka faizle para verip onları köleleştirenler, köle sahipleri, tarla sahipleri, zengin kodamanlar, onların hepsi Kur'an lisanından müşrik diye adlandırılmıştır. Peygamberin Medine'de kurmuş olduğu toplumu yıkmak isteyenler, koalisyon kuranlar, saldırganlar müşriktir. Saldırganlar nereden saldırırlarsa oradan kendinizi savunun diyor. Onlara karşı silahlı direnişte gerekirse bulunun diyor. Bu ayeti vatandaş alıyor. Müşrikleri nereden bulursanız öldürün. Müşrik ne demek? İnanmayan demek. Yani inanmayanları nereden bulursunuz? İnanmayan ne demek? Ateist demek. Yani ateistleri nereden bulursanız öldürün diye fevran ediyor. Video doldurup bas bas bağırıyor. Bak Kur'an ateistlerin öldürmesini istiyor diye. Bunu söyleyen kişi de zeki geçiniyor. Yani seküler, ateist, arkadaşta dini düşünce yok ya, kafasını afyonlamamışsa parıl parıl böyle zeka fışkırıyor ya, böyle anlamış. Yani en bizim böyle gerici yobazdan daha böyle yobaz bir kafaya sahip çoğu. Böyle bir şey olabilir mi? Yobazlık sadece dindarlara mahsus bir hasret değildir. Birçok ateist de yobazdır. Birçok solcu da yobazdır. Birçok kemalist de yobazdır. Yobazlığın dini imanı yoktur. Yobazlık kalın kafalılık demektir. Anlamadan, dinlemeden saldırmak, yorumlamak, karşı taraftaki kişiye hiçbir dinleme payı bırakmazsın. Kendi yorumu doğrultusunda insanları yargılamak, infaz etmek demektir. Onlara savunma hakkı dahi vermeden. Dolayısıyla bunlar da hep şiddete giriyor. Zaten İstanbul Sözleşmesi'nde şiddet dörde ayrılıyor. Daha çok bir erkeğin bir kadına yönelik şiddeti. Psikolojik şiddetle başlıyor. Bir. Ekonomik şiddet. Ekonomik şiddet. Parayla yani. Nafakanı keserim, para vermem, aç bırakın. Bunlar da şiddet. Cinsel şiddet. Zorla tecavüz. İstemediği halde onunla beraber olma. Bu da şiddet. Bir koca karısı istemediği halde onunla beraber olursa bu cinsel şiddettir. Kadını şikayet etme hakkı vardır. İstanbul Sözleşmesi'ne göre. Bir de fiziki şiddet. Dördüncüsü de fiziken şiddette bulunmak. Bunların hepsi şiddet. Dolayısıyla bu şiddet türlerinin hiçbirisi meşru görülemez. Bunlar sadece bir kadının, bir erkeğin kocasına uygulandığı şiddetler değil, bir topluma da ekonomik şiddet, fiziksel şiddet, cinsel şiddet, fiziki şiddet uygulanamaz. Bir devlet halkına bu şiddet türlerinden birisini uygulayamaz. Bir muhalif grup toplumu ve devleti ele geçirme amacıyla bu şiddet türlerinden herhangi birisine başvuramaz. Eğer toplumu değiştirmek istiyorsanız, bir toplumsal dönüşüme vesile olmak istiyorsanız üretim araçlarının kullanım şartlarını değiştireceksiniz. Üretim araçlarının sahiplerini değiştireceksiniz. Halkı değil, şartları değiştireceksiniz. Halk sizin zorlamanızla, devletin baskısıyla, örgütlerin şiddetiyle değişmez. Belki geçici olarak şiddetinize boyun eğerek gerçek dönüşümünü bir müddet ertelen. Sizin baskı ve şiddetiniz kalkınca kaldığı yerden devam eder. Halkın dönüşmesi için şartların değişmesi gerekir. Siyasetin amacı halkı değiştirmek değil, şartları değiştirmektir. Şartlar değişince halk kendi mecraında akıp gidecektir. Ve o üretim araçlarının değişmesiyle
dışsal şartların değişmesiyle, yaşam koşullarının değişmesiyle, İbn Haldun'un tabiriyle hatta coğrafyanın da şartlarının değişmesiyle beraber zaten siz merak etmeyin, kendi kendine değişecektir. O değişimin önünde de kimse duramayacaktır. Gerçek değişim budur. Şiddette, zorla yapılan değişimler bir müddet sonra hepsi geri teper. Ve su asıl mecrana girer ve oradan devam eder. Siz bir ırmağı kanal kazarak zorla yatağını değiştiremezsiniz. Değiştirseniz bile bir müddet gider, sonra kendi asli yatağına, aşağı doğru inen yatağına girer. Çünkü bütün sular aşağıya doğru akarlar. Evet sevgili seyirciler, zorun tarihteki rolü, şiddet, zor kullanma üzerine durdum. Şiddetin türlerini biraz anlatmaya çalıştım. Çeşitli boyutlarıyla. Bugünkü programımız da burada sona erdi. Tekrar başka bir programda buluşmak ümidiyle hoşça kalın.